Evet, çadırlar niye biraz yamukmuş? Şimdi bir hesap sosyal medyadan AFAD'ın hızlıca kurduğu çadırları, işte niye hepsi böyle nizami değilmiş? Bazıları şöyle bir fotoğraf almış. O çadırlar da acaba AFAD'ın mı değil mi? Orasını da bilmiyorum. Diğer tarafta da Kırgızların kurduğu çadırı göstermiş. Onlar da bir futbol sahasına, hani açık yeşil, koyu yeşil böyle çizgi çizgi oluyor, onların üzerine kurmuşlar. Otomatik olarak onlarınki tabii daha nizami. Fakat bu telaşta, hani ağzınızla kuş tutsanız yaranamazsınız tipler var ya. Yani bu telaşta insanlar soğuktan kafasını sokacak bir çadıra girsin diye canıyla başıyla çalışan insanlara nerede ne kusur bulacağım, hangi kulbu takacağım, onun derdindeler. Hani samimiyet diyoruz ya, bak bunu böyle yazan bir insanda ben samimiyet aramam. Niye samimiyet arayayım? Yani siz bırakın, orada 13 milyon kişiyi etkileyen bir felaket olmuş. Arama kurtarma var, o var, bu var, bölgede bir telaş var. Bu yapılırken soğuk, hava şartları ortada ve insanlar çadır kuruyor. İster AFAD kursun, ister Ahbap kursun, ister İHA kursun, isterse Lions Kulübü kursun, isterse CHP'li belediye, isterse AK Partili, isterse İYİ Partililer, kim kurarsa kursun, orada şu anda böyle bir %100 bir nizam bekleyenin ben iyi niyetli olduğunu söyleyemem. Ayrıca orada şu anda sanatsal bir çalışma yapılmıyor. Orada şu anda afet bölgesinde evlerini kaybetmiş, insanlarını kaybetmiş insanların hızlıca soğuktan güvenli bir yere, hava sıcak bile olsa başlarını sokacak bir yere, öncelikli olarak bir çadıra girmeleri için 15 gündür, 16 gündür muazzam insanüstü, doğaüstü bir çaba var. Siz bunların hiçbirini görmeyip, "Aa, Kırgızların kurduğu çadır bu, AFAD'ın kurduğu çadır bu." Hayır efendim. Kim kurarsa kursun. Ya Kırgızların kurduğu da bir futbol sahasında zaten çizgi var, onun üstünden gidiyorsun. Ama burada toprağın üstüne kurulmuş, hatta birisi de dedi ki o AFAD'ın çadırları da değil işte, kamp çadırı mı falan filan dedi, ama onu da bilmiyorum. Ama netice itibariyle ben varsayıyorum şu anda böyle değil de hafif böyle, hafif böyle, hafif şöyle. Hani böyle 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 olsa onu da anlayacağım. İşte sorunumuz ne biliyor musunuz? Sorunumuz iyi niyetli olmamak. Ve kalkıp siz böyle bir afette, afet bölgesinde sanki bir sanatsal çalışma yapılıyor. Bak, konteyner kentler için ileride aynısını yapsam onda bir derece anlarım. Orada bile bir hata payı bırakır insan. Yani binlerce yapılıyor. Ama şimdi konteyner kentler gayet nizami bir şekilde yapılacak. Ölçü de, yani konteyner kentler için bunu söylesen bunu anlayacağım. Ama şu anda o telaşta, o kaosta zaten insanın dertleri başından aşkın, arama kurtarma orada, biri insanlar kaos içinde, ne o çadırların hepsi aynı hizada olacak. Yani dümdüz olacak. Böyle kayma, böyle kayma ya da birinin biraz önde olmak gibi bir lüksü yok. Yani bırakın da orada canla başla çalışan insanların şu kadarcık da bir çadırı şuraya kurmak gibi bir hakları olsun. Kolay mı o bir çadırı kurmak? Bir de bu çadır kurmayı, bu tip çadır kurmayı çok kolay zannediyorlar. Cidden çok güç lazım. Dört kenarından önce yere demir kazıklarla bir şekilde onların tutturulup sağlamlaştırılıp gerilmesi lazım. Muazzam bir kuvvet, özellikle erkek kuvveti gerekiyor. O çadırlar zannediyorlar ki hop, böyle filmlerde gördüğünüz gibi. Her şeyi zaten, sorun ne biliyor musunuz? O kadar çok film, dizi seyrettiler ki bu olaylarda da aynı filmlerde olduğu gibi hop her şeyi 1 saat 40 dakikada ya da 2 saat 30 dakikalık bir film şeridi gibi bitmesini bekliyorlar veya oluşmasını istiyorlar. O filmlerde kurulduğu gibi o çadırlar hop diye kurulmuyor. O kadar, bir çadırın, en basit bir çadırın, en küçük o çadırın kurulması en az 1 saat. Hatta 1,5 saat. Bir önce bir YouTube'u açın. Bir çadır nasıl kuruluyor ona bakın. Dedim ya, neden çadırlar nizami değilmiş? Ya bunu yalan haber yaptıysam, ben gidip orayı görmedim ama mutlaka bunun yani tam hizası değil de toprağa yattığında şu da, hani cidden hafif nizamdan, çizgiden çıkanı da vardır yani. Vardır. Bir de vatandaşlarımızın güvenliği, asayişi, barınmaları
ve beslenmeleri için en güzeli çadır kentler. Sağ olsun vatandaşlarımızın bazıları bana da ulaştı. Herkes evinin önüne bir çadır kurmaya çalışıyor. Çadır istiyor. Ben onları da anlıyorum. Ama orada çadır, burada çadır ki o da veriliyor. Ama öyle olduğu zaman güvenliğiniz, asayişiniz, gece biri gelse, sizi soysa, Allah korusun bir şey yapsa. Bir şey var bu insanlarda dolaşıyor. Yani hepsini nasıl koruyacak? Başınıza bir şey gelse sonra nerede bu devlet deniyor? Bir süre için kolay değil, çok zor biliyorum ama bir süre için en güvenlisi böyle zamanlarda kamp usulü, yani toplu yerlerde yeme, içme, barınma, uyuma. Bunlar en sağlıklısı. Bizim halkımızda bana da birkaç tane geldi. Mesela adam gitmek istemiyor. Mesela yürüyerek çadır mesafesi 10 dakika, oraya yemek gitmek istemiyor. Bize buraya yemek versinler diyor. Ama böyle bir şey olmaz ki. Evet, şartlar zor. Siz de çok zor durumdasınız ama bu kaosta da bir şeylerin yoluna girmesi için orada da bir toplu halde güvenlik asayiş konusu var. Evet, çadır niye yamukmuş? Hayır, sizin düşünceleriniz ve iyi niyetiniz yamuk. Bunu da söyleyeyim. Bunu diyen kimse gerçekten sizin iyi niyetiniz doğru değil. Sizin iyi niyetiniz yamuk. O kadar kusur kadı kızında da var derler ya, bir söz var. Ama işte bu zihniyetlere ağzınızda kuş tutsanız yaranamazsınız. Çünkü onların derdi nedir? Eksikleri göstermek. Olanları göstermek değil. Hatta olanları yokmuş gibi, olmayanları varmış gibi göstermek istedikleri için burada da kusur arıyorlar. Ne yapacağız? Hatay Belediye Başkanı'nın kayıtları çıktı. Şu an medyada kentsel dönüşüme karşı halkla birlikte hareket etmiş ya da onu örgütlemiş mi, ne yapmış bilmiyorum. Çıkacak şimdi. Adamın istifası dediler. İstifa üzerinden demeç veriyor. Neyse, onu bundan sonraki videoda yorumlayayım. Ama dediğim gibi lütfen bu provokatif hesaplara böyle kusura bakmayın. Kötü niyetli. Ya bu paylaşım iyi niyetli olamaz abi. Hani Kırgızlar onu kurmuş, sen Kırgızlar kadar, Kırgızlar gelmiş, kendi çadır adeti var, kendi çadırlarını kuruyor. Afat'ta kaç tane çadır var? Yani dediğim gibi, evet, lütfen bir haberi iyice araştırmadan kalkıp ne inanın ne de paylaşın. Anlatabiliyor muyum? Yani hele ki şöyle bir durumda, çünkü vebal de var. Oradaki insanlar hala canla başla, benim arkadaşlarım 15 gündür banyo yapmamışlar orada, biliyor musunuz? Kafasını yıkamamış. Kıyafet, iki kıyafetli. Bu insanların hakkını vermek lazım, teslim etmek lazım. Evet, kendinize iyi bakın ve böyle provokatif haberlere lütfen itibar etmeyin. İnşallah hep birlikte bu süreci aşacağız efendim.